Arkadaşlar merhaba, ismim Cansu Yaman, felsefe grubu öğretmeniyim. Biliyorsunuz ülkemizde salgın nedeniyle yaşanan zor günler nedeniyle tüm öğrenci arkadaşlarımızın sınav hazırlıklarından geri kalmaması adına biz de sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için siz öğrenci arkadaşlarımıza bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Psikoloji dersiyle başlayacağız. İkinci bölüm psikolojinin temel süreçlerini ele alıyor. Hepsi 5 başlıktan ibaret değil elbette. Biz bu ders saati içerisinde bu 5 konunun kazanımını vermeye çalışacağız sizlere. Konu başlıklarımız davranışın oluşum süreçleri, kalıtım ve çevre, yaşam boyu gelişim, gelişim dönemlerinin temel özellikleri ve ergenlik dönemi hızlı gelişimi diyeceğiz. Bunlara detaylı olarak bakacağız. Sizlerin uzaktan yakından az çok fikir sahibi olduğunuz şeylerden bahsedeceğiz. Umarım keyif alacaksınızdır. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle davranışın oluşum sürecinden bahsedelim. Bir davranışın ortaya çıkması için öncelikle ortada bir organizma olması gerekiyor ve organizmaya uygulanan bir uyarıcı olması gerekiyor. Biz organizma için bitkiler hariç psikolojiye konu olan bütün canlıları ele alıyoruz. Yani insanlar ve hayvanlar bizim için psikolojinin konusu oluyor. Bitkiler bu olayın dışında kalıyorlar. Organizma olarak da kabul etmiyoruz. Uyarıcı için de iç ve dış çevreden gelen duyu organlarını harekete geçiren her şey diyeceğiz. Ve bir uyarıcının organizmaya uyguladığı etki sonucunda bir tepki ortaya çıkıyor elbette ve ben buna da davranış diyorum. Yani organizmanın uyarıcıya verdiği tepki için davranış adını vereceğim. Şimdi arkadaşlar bazı davranışlar var. Ben bunları doğrudan gözleyebiliyorum. Bazen gözleyemiyorum. Bazen ben bu davranışı iradeyle gerçekleştiriyorum bir davranış sergilerken ya da istemsiz bir davranış sergiliyorum. Doğrudan gözlenebilen davranışlar için ben dans etmek diyebilirim, yürümek derim, üşümek ve bunların hepsini ben doğrudan gözlemleyebilirim. Ama doğrudan gözlenemeyen davranışlarım da var elbette. Bunların içerisinde düşünmek, hayal kurmak, hırslanmak. Bunlar da bir çeşit davranış çeşididir. Ama ben bunları doğrudan gözlemleyemiyorum. Bu kişinin kendisinin fark edebildiği bir şeydir. İradeyle gerçekleşen davranışlarım da var. Karar vermek, ders çalışmak olarak örnekleyebilirsin. Sen bir şeyleri kendi iradenle ortaya koymak istiyorsan, bu senin iradeyle gerçekleştirdiğin bir davranıştır diyebilirim. Ama irade dışında da gerçekleşen davranışlar var ve hani istemsiz yaptığımız davranışlar olarak biz zaten neyi söyleriz her zaman? Refleksi söyleriz. Ve bu arının bal yapmasını da ekleyelim. Bunlar da yani arılar da irade dışı davranışları sergilerler. Şimdi örneklerle uyarıcı, organizma ve tepkiyi isterseniz biraz inceleyelim. Diyor ki bir uyarıcı bir organizmaya etki ettiğinde 3 farklı tepki alabilirim. Ya da 3 farklı uyarıcım olsun. Ben tek bir organizmaya etki edeceğim ve tek bir tepki alabilirim. 3 farklı uyarıcım olabilir ve bunun karşılığında 3 farklı tepki de ele alabilirim. Mesela diyor ki alınan bir haber bazen duygulandırır, bazen kaygılandırır. Bazen de heyecanlandırabilir. Bu cümleye baktığım zaman bir tane uyarıcım var ve 3 farklı tepkim var. Duygulandırır, kaygılandırır ve heyecanlandırır. Diğerine baktığım zaman 3 farklı uyarıcım olabilir. Bir söz, izlenen film ya da bir şarkı. Bakın 3 farklı uyarıcı var. Organizmaya tek bir tepki de verebilir. Ne yapıyor? İnsanı sevindirebilir diyor. Diğer bir örneğe baktığım zaman 3 farklı uyarıcım var ve 3 farklı tepkim var. Diyor ki ders çalışmak bireyi yorabilir. İzlenen bir film insanı duygulandırabilir ya da bir ses bir insanı korkutabilir diyorum.
üç farklı uyarıcım ve üç farklı tepkim olabilir. Kalıtım ve çevreye bakalım. Aslında siz buna aşinasınız, biliyorsunuz. Kalıtımın doğuştan geldiğini ve çevrenin de sonradan edinilen bir donanım olduğunu biliyoruz. Kavram üzerinden de bakalım. Diyor ki anne ve babadan gelen genetik özelliklerin çocuğa aktarılmasıdır kalıtım ve doğuştan donanımı getirir. Neler var? Senin huyun, göz rengin, kan grupların kalıtım sayesinde anne babadan sana geçen bir durumdur diyorum. Edinilmiş, yani sonradan kazanılmış donanım da zaten çevre etkisiyle oluyor. Diyor ki organizma bir çevre içerisinde doğar, büyür, çevreden aldığı etkilere göre tepkiler vererek varlığını sürdürür diyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş gelişime geliyoruz. Yaşam boyu gelişim diyor. Benim gelişimle alakalı bilmem gereken kavramlar var. Aralarındaki farkı bileceğim. Aslında çoğunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Büyüme için ben diyorum ki boy, kilo, iç organların yapısında ve büyüklüğünde meydana gelen değişimler tanım olarak karşıma bu çıkıyor. Yani ben somut olarak büyüdüğümü gözlemleyebiliyorum. Olgunlaşmaya baktığım zaman somut ve soyut olarak fark etmem gerekiyor bir şeyleri. Diyor ki kalıtımla meydana gelen fiziksel ve zihinsel gelişim sonucunda meydana gelen durumdur. Olgunlaşmam için fiziksel ve zihinsel gelişim şart. Gelişime bakalım son olarak. Diyor ki büyüme ve olgunlaşma gibi biyolojik faktörlerin ve öğrenme gibi çevresel faktörleri içine alan doğum öncesinden ölüme kadar olan süreç. 1 yaşındaki bir çocuğun yürüyebilmesi için ben olgunlaşma diyorum. 8 yaşındaki bir çocuğun yazı bilmesi için de ben olgunlaşma derim. Ama atıyorum 15 yaşındaki bir çocuğun şiirler yazabilmesi için büyümemi, olgunlaşmamı diyeceğim. Öğrenme diyeceğim arkadaşlar. Yani artık yeni bir şey öğrenmiştir. Şiir yazması, başka şeyler yapabilmesi. Bu artık çevreden öğrendiği şeyleri aktarmasıdır diyebileceğim. Ya da bir bebeğin kül alıp boyunun uzaması için basitçe ne diyorum? Büyümedir diyorum. Şimdi bizim için önemli olan döneme geldik. Gelişim dönemlerinin temel özelliklerine bakacağız. Gelişim dönemleri insanın doğum öncesinde başlayan bir dönem. Az önce gelişimin tanımını yaparken de söyledik. Doğum öncesinden ölüme kadar olan süreç bizim için gelişim dönemleri. Doğum öncesi döneme baktığım zaman sperm yumurtayla birleşiyor. Ve ben zigot için döllenmiş yumurta hücresidir diyorum. Embriyo için de 3. hafta ve 7. hafta arasında gelişmekte olan hücre grubudur diyeceğim. Ve hamileliğin 2. ayından itibaren yüz, el ve parmaklar fark edilecek derecede gelişmiştir. Ben 8. haftadan itibaren gözle görülür bir şekilde el, yüz, parmakları fark edebiliyorum. Daha sonra büyüyor karnında ve fetüs adını alıyor 8. haftadan itibaren. 8. hafta ve 40. hafta arasındaki hücre grubuna da ben fetüs diyorum. Ve artık 9. ayın sonunda fetüs anne karnından ayrılır ve hayata karışır. O zaman da adı bebek oluyor arkadaşlar. Doğum sonrası döneme geldik. Doğum sonrası dönemde İlk ay yeni doğan dönemi olarak adlandırılıyor. Doğumdan sonraki ilk ay. Bu dönemde anneye bağımlıdır. Çünkü emme gibi bir muhtaçlığı vardır. Dokunma, tat alma gibi basit reflekslere de sahiptir. Uyarıcılara karşı duyarlıdır. Yani sen parmağını bebeğin avucuna bırakırsın ve o senin parmağını kavrar, değil mi? Sen dersin ki aa, elimi tuttu. Aslında o senin elini tutmuyor. Refleks olarak bir cismi kavruyor. Orada bir yani bebeğin bilinçli olarak yaptığı bir şey yok. Refleks olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sonrasında bebeklik dönemine geliyoruz. 0-2 yaş arası bebeklik dönemidir. 2 yaşına kadar bebektir bir birey.
Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem bebeklik dönemidir. Boy ve kilo artışı gözlenir. Bu dönemde en hızlı fiziksel gelişim gözlenir. Ne yapar bu dönemde? Başını dik tutmayı, oturmayı, emeklemeyi ve 12 aylıkken destek almadan yürümeyi öğrenir. Bu 2 yaşına kadar geçen sürede. Bellek artık gelişmiştir. Çoğu şeyi artık hafızasına kaydeder diyebiliriz. Bu dönemin özeti bağımsız şekilde yürüyebilme ve yakınlık kurabilme dönemidir diyeceğim. Yakınlık kurabilme döneminde ilk ayda anneye bağımlıdır sadece. Ama bebeklik döneminde anne dışında kendisine bakan, kendisiyle ilgilenen herhangi biri için de aynı yakınlığı ve bağlılığı kurabileceğini söyleyeceğim. Bebeğimiz artık büyüdü. Çocukluk dönemine geldik. Çocukluk dönemi 2 ve 6 yaş arasını kapsayan süreç. Bu dönemde ne oluyor? Konuşabilme yeteneğine sahip, cinsiyet farklılıklarını öğreniyor ve kendi kendine giyinebiliyor arkadaşlar. Konuşabilme dediğimizde çat pat, hani kelimeleri uzun cümleler halinde kuramıyor elbette. Cinsiyet farklılıklarını biliyor. Ben kız çocuğu muyum, erkek miyim? Bunun farkına varıyor. Kendi vücudunu tanıyabiliyor artık. Kendi kendine giyinebiliyor dedik. Anne babaya tabii ki de hala bağlıdır ve okumaya hazır hale gelir. Zaten 1 yaş, 6 yaş sonrası da okul dönemine geçiş yapıyor çocuğumuz. Okul dönemine geldik. Okul dönemi 6-12 yaş arasını kapsıyor. Bu dönemde sinir sistemi gelişimini artık tamamlamıştır. Okuma yazmaya, hesap yapma becerisine sahiptir. Kişisel bağımsızlığını kazanır, cinsiyet rollerini öğrenir. Biz çocukluk döneminde ne dedik? Cinsiyet farklılıklarını biliyor. Şimdi de okul döneminde cinsiyetinin getirdiği rolleri öğreniyor. Yani ben kız çocuğuysam nasıl davranmalıyım? Erkek çocuğuysam nasıl davranmalıyım? Bunların getirdiği rolleri bileceği bir süreçtedir diyebiliyorum okul dönemi için. Ve geldik ergenlik dönemine. Sizlerin de içinde bulunduğunuz bir dönem. Ergenlik dönemi 12 yaşında başlıyor, 20 yaşına kadar devam ediyor. Diyorum ki bebeklikten sonra gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bana soru gelirse gelişim sürecinde en hızlı büyüme ve gelişmenin bebeklik döneminde olduğunu bileceğim. İkinci sırada da onu takip eden ergenlik dönemi var. Bu dönemde bedensel değişim hızlı olduğu için sakarlıklar görülür. Duygusal çalkantılar başlar, yaşayan bilir. Bu dönemde çok fazla aşık olursun, çok fazla sinirlenirsin, çok fazla içine kapanırsın. Bunu hem kendinde gözlemlersin ve aileleriniz de bu durumun farkındadır zaten. Güzel tarafı yok mu ergenlik döneminin? Elbette var. Soyut düşünme becerisi gelişmiştir. Yani sen artık soyut düşünebiliyorsun, bazı şeylere zihinsel olarak kafa yorabiliyorsun. O yeteneğe artık sahipsin. Bu dönemde ekstradan mesleğe yönelme, toplumsal değer ve normları öğrenme bu dönemde oturur. Zaten ergenliğin sonlarına doğru daha bilinçli bir şekilde ne iş yapmak istediğinize, ilgi ve yeteneğiniz doğrultusunda karar veriyorsunuz doğru yönlendirme ile. Daha sonra yetişkinlik dönemine geldik. Yetişkinlik dönemini de ben kendi içerisinde ikiye ayırıyorum. Diyorum ki genç yetişkinlik dönemi ve yetişkinlik dönemi var. Genç yetişkinlik dönemi 19-34 yaş arasını kapsıyor. Bu dönemde fiziksel gelişim artık en üst noktadadır. Birey eş olmaya, evlenmeye hazırdır. Kişilik oturmuştur artık. Bilgi birikimi de elde etmiştir yeteri kadar ve bu bilgi birikimiyle iş ve özel yaşantısını artık düzene koyar diyorum. Geri kalan yetişkinlik süreci 35 yaşından yaşlılığa kadar, 65 yaşına kadar geçen bir süreyi ele alıyor. Ne diyor? Mesleki anlamda üretkenliğin en üst seviyesinde olduğunu biliyorum. Bu dönemde artık yavaş yavaş davranışlarda yavaşlama, tat almada, görmede, işitme duyularında azalma meydana geliyor. Ve yaşlı anne babaya karşı sorumlulukların yerine getirilmesi gereken bir dönemdir diyoruz yetişkinlik dönemi için. Yaşlılık dönemine geldik.
Yaşlılık dönemi 65 yaş ve üstü dönemi kapsıyor ve bu dönemde sokağa çıkmaları yasak olan yaş grubu diyebilirim. Bu dönemde neler gerçekleşiyor? Sağlıkta artık bozulmaya doğru gidiyor ve gelir azalmasına uyum sağlayabilme dönemine giriyor. Yani düşen yaşam standartlarına alışması gereken bir dönemdedir yaşlılık dönemindeki insanlar. Arkadaşlar, gelişim kuramları sınavda daha çok karşımıza çıkan bir başlık. Gelişim dönemlerini ele aldık ama gelişim kuramlarını da bilmemiz gereken bir başlığa geldik, konulara geldik. İlk olarak duysal motor dönemini ele alacağız. 0-2 yaş grubu arasını ele alıyor. Bu dönemde olan şeyler, bebek çevreyi artık keşfetmeye başlar. Yakındaki insanları tanır, annesini, babasını. 8. aydan itibaren de nesne devamlılığı kazanır. Bu nesne devamlılığına biraz dikkat çekmek istiyorum. Şöyle ki 7. ayda, 8. aydan öncesinde sen bebeğe bir oyuncak göstermişsindir. O oyuncağı görür, oynar. Sen onu bir anda kaldırdıktan sonra bebek için o oyuncak artık yoktur, bitmiştir. Ama 8. aydan itibaren senin onu sakladığını, o nesneyi göremese bile onun bir yerlerde var olduğunu biliyor. Nesne devamlılığı bu demek arkadaşlar. Motor becerilerini kullanır diyoruz. Motor becerisi dediğimiz artık kas hareketlerini kullandığını söylüyorum. Yani kalın motor hareketleri diyecek olursam bu dönemde yürüyebilir, zıplayabilir, daha kabaca kas hareketlerini kullanır. Biraz daha yaş ilerledikten sonra ince motor hareketlerini kullanır. Bu ince motor hareketleri de kalem kullanarak daha düzenli yazabilir. Daha yaptığı resmin dışını taşırmadan boyayabilir. Bu da ince motor hareketleridir. Motor becerileridir diyeceğim. İkincisi işlem öncesi dönem. İşlem öncesi dönem 2-6 yaş arasını ele alıyor. Bu dönemde dil ve konuşma gelişir. Artık konuşmaya başlar birey. Dediğim gibi az önce uzun cümleler kuramasa bile kelime kelime artık gelişmeye başlar. Ben merkezci düşünme oluşur. Her şeyin kendisi için var olduğunu düşünür dedik. Bu ben merkezci düşünme şöyle oluyor. Çocuğun elinde bir şeyler var ve yere düştü farz edelim ki. Bu onu kahkahalara boğabilir. Bu senin için çok komik olmayabilir ama onun için çok komik, devasa bir şeydir. Ve senin de gülmeni isteyecektir. Ve senin onun gibi tepki vermediğinde sana tepki verebilir. Yani bu dönemdeki çocuğun ben merkezci düşüncede olduğunu bu örnekte görebiliyoruz. Ya da diğer çocuklarla birlikte olsa bile tek başına oynadığını görmüşsünüzdür. Kreşe giden çocuklarınız ya da kardeşleriniz vardır. Kalabalık ortama bıraksanız bile o çocukları tek başına oynamayı tercih edecektir bu dönemde. 2 ve 6 yaş döneminde. Somut işlemler döneminde ne yapar? 7-12 yaş arasındadır bu süreç. Mantıksal düşünebilir artık. Kafası çalışıyordur yani. Ben merkezci düşünce kaybolur, işlevsel düşünür. Yani artık sadece kendini düşünmez, paylaşmayı da öğrenir bu dönemde diyorum. Ama henüz soyut düşünce becerisinin gelişemediğini yine ben söyleyebilirim. Yani 7-12 yaş arasında ciddi anlamda bir felsefi düşüncenin olması çok da mümkün görünmüyor. Soyut düşünce becerisi tam gelişmediği için. Soyut işlemler dönemi 12 yaş ve sonrasına ele alıyor. Bu dönemde artık soyut düşünce başlar. Üst düzey düşünebilir. Artık birey olma yolunda ilerliyordur. Değerler ve ideolojilerini oluşturur. Yani siyaset ve din hakkında kendi fikirlerini de oluşturabilir. Kendi seçimlerini yapabilir. Neden? Artık soyut düşünce ve üst düzey düşünce başlamıştır. Şimdi biz Piaget'in gelişim kuramlarından bahsettik. Kohlberg
diye bir bilim adamı var. Bunun da ahlaki gelişim kuramlarını bilmek durumunda kalıyoruz. Bu ikisi sınavda gelebilir. Piaget ve Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramlarından soru gelebilir. Bu dönem de üçe ayrılıyor. Gelenek öncesi dönem, geleneksel dönem, gelenek sonrası dönem olarak. Şimdi biz yanlarına yaş aralıklarını vermişiz ama bu yaşın dışına çıkan bir süreç de olabilir. Yani bu dönemlerde olup da yetişkin olan bireyleri de gözlemleyebiliyoruz. Şimdi gelenek öncesi döneme bir bakalım. Diyor ki itaat ve ceza, saf çıkarcılık. Bu iki kavram gelenek öncesi dönemdedir. İtaat ve cezaya bakalım. Diyor ki bana, kopya çekmem. Çünkü öğretmen kopya çekersem ceza verir diyor. Ama öğretmenin ceza vermeyeceğini bilse o kopyayı çekecek. Ya da kırmızı ışıkta durmuştur çünkü orada polis vardır. Ama polisin olmadığı zaman kırmızı ışıkta geçebilir. Yani itaat ve ceza olayı bu şekilde örnekleyebilirim. Ya da saf çıkarcılık için konuşacak olursam tamamen kendi çıkarlarına göre hareket eden ve bana zarar vermezsen ben de sana zarar vermem. Basitçe bu. Geleneksel döneme baktığım zaman iyi çocuk eğilimi ve kanun ve düzen ön plandadır. İyi çocuk eğilimi şu, ön planda olmak ister. Şöyle ki, sınıfın en çalışkan öğrencisi olursam, ailem beni sever, öğretmenlerim beni sever. Yani kendini mükemmel göstermeye çalışılan dönem diyebilirim. Kanun ve düzen için kurallar her zaman ön plandadır. Ne olursa olsun yasalara uymalıyız. Yani trafiktesin, yaralı hastan varsa bile sen o kurala ve düzene uyacaksın diyor. Ama geleneksel sonrası biraz daha esnektir diyebilirim. Sosyal düzen ve evrensel ahlakı ele alıyor. Sosyal düzen için ben şunu söylüyorum. Kanunlar toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir, değiştirilebilir. Yani toplumun ihtiyaçları ve çıkarları daha ön plandadır diyebilirim. Evrensel ahlakı belki felsefeden hatırlarsınız. Koşulsuz şartsız iyiyi isteme. Diyor ki birey canı pahasına insanları kurtarmalıdır. Koşulsuz iyiyi isteyeceksin. Yani evrensel ahlak kanun ve düzen kavramıyla biraz ters düşüyor diyebilirim. Diğerinde kurallara uymak zorundayım. Evrensel ahlakta bireyin canı ne pahasına olursa olsun önemlidir diyor. Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramları bu şekilde. Son olarak ergenlik dönemi ve hızlı değişim hakkında konuşalım ve dersimizi bitirelim. Ergenlik dönemi için dedik, çoğunuzun içinde bulunduğu bir dönem. Bu dönemde psikolojik, bedensel ve sosyolojik boyutları olan bir dönemdesiniz. Bu dönemde hem fiziksel, sosyal ve bilişsel olarak değişiyorsunuz. Fiziksel değişimleri sizler ve çevrenizdeki insanlar gözlemleyebiliyor. Diyor ki boy kilo artışı gözlenir, beden oranın değişir, ses tonun değişir, kalınlaşır, hormonal faaliyetlerinin ön planda olduğu durumdur, cinsel olgunluğa erişmişsindir artık. Gözle görülür fiziksel değişimleri görürüz ergenlik döneminde. Sosyal değişimler için ne söylüyorum? Kuşak çatışması yaşarsın. Toplumsal kuralları, var olan normatif değerleri reddedersin ve değerlerle ters düşersin. Yani anne ve babanın seni anlamadığını, sadece anne ve baba olarak bakmayalım, belki öğretmeninin bile seni anlamadığını, empati kurmadığını düşündüğün bir dönemdesindir. Bu sendeki sosyal değişimleri beraberinde getiriyor ergenlik dönemi içerisindeki. Toplumsal kuralları reddedersin. Var olan kurallar sana saçma gelir. En iyisinin senin yaşadığın gibi olduğunu düşünürsün. Ve değerlerle ters düşersin. Saygı da duymazsın belki de. Mantıklı bulmadığın için. Bilişsel değişimler konusuna baktığın zaman model alırsın herhangi birine.
Bu senin yaşıtın bir arkadaşın da olabilir, fenomen de olabilir, aile bireylerinden biri olabilir. Onun gibi olmak istersin, onun karakterine uygun sen de davranırsın. Çünkü kişiliğini oluşturmak üzere olduğun bir dönemdesindir. Henüz ergenlik döneminde kişiliğin de tam oturmamıştır. O yüzden model alma ihtiyacı duyabilirsin. İçe dönüklük vardır, bunu biz çokça gözlemliyoruz. Bazı öğrenciler içine kapanık oluyor. Neyin var dediğimizde hiçbir şey yok olarak bize cevap veriyorlar. Ama bazen gerçekten de hiçbir şey olmuyor. Sadece içine kapanık oluyor ve hayal kurma aşaması çok fazla oluyor. Çok ciddi anlamda olmayacak hayaller kurulabiliyor bu dönemde. Mesela daha kazanmadığı üniversitenin ve bölümün hayalini ders çalışmaktan daha fazla düşünüyor diyebilirim. Şiddetli duygusallık yaşarlar. Sadece buna ağlama olarak, bir buhran olarak bakmayın. Daha çok sinirlenebilir, duygu patlaması yaşayabilir, öfke nöbeti geçirebilir. Şiddetli duygusallık bunların içerisindedir tabii ki. İlgileri çabuk dağılır. İlgilerinin çabuk dağıldığını biz de gözlemliyoruz. Öğrenci bir program yapıyoruz mesela. Bir hafta uyuyor. Daha sonrasında hocam bu program olmadı. Neden? Hani uyumuştun, mantıklı gelmişti. Bu da ilgisinin çabuk dağılmasıyla alakalı bir durum. Popüler olma isteği de var elbette. Popüler olma isteği sürekli ön planda olma isteği olarak çıkmayabilir. Mesela seninle girdiği, okul ortamında girdiği bir tartışma, hocasıyla girdiği bir diyalog ya da arkadaşlarıyla arasındaki bir çatışmada kendini ön planda hissettirme duygusu da olabilir arkadaşlar. Ergenlik dönemi de bu şekilde. Çoğunuz zaten bu durumları yaşıyorsunuz. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.